Arkadaşlar lütfen ön tarafa geçelim ve sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturalım. 15 dakika sessizliğimiz başlayacak. İşin esprisi orada, tam olarak sessiz duracağız. Lütfen hiç konuşmayalım. Mecbur olursak birbirimize mesaj atalım WhatsApp'tan. Anayasa Mahkemesi'nin karşısındayız. Bugün hak, hukuk, adalet arayan Müyesser Yıldız'ın dostları, gazeteciliğin dostları, bu mesleğin hem yapanları hem bu Türkiye'deki adalet mücadelesinde yer almış insanlar olarak biz Anayasa Mahkemesi'nin karşısına yürüyerek geldik. Çakarlı araçlarla gelmedik, korumalarla gelmedik, bisikletle de gelmedik. Ama bu ülke için, hak için, hukuk için dimdik, Müyesser Yıldız gibi dimdik, hakkımızı istiyoruz. Anayasa Mahkemesi son günlerde çok tartışılıyor. Tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri de, sorumluları da bunun farkındadır. Ama şunun da farkında olmalarını diliyoruz, istiyoruz. Yargı, adalet, hukuk bağlamında Anayasa Mahkemesi bir anlamda yara almış son kale olarak kalmıştır. Eğer hem kendi onurlarını, hem kendi kurumlarını, hem de Türkiye'deki adalet arayanların beklentilerini korumak, kurtarmak, bir nebze onları selamlamak istiyorlarsa sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde pek çok kişi gibi Müyesser Yıldız'ın da sadece özgürlük hakkının ihlaline ilişkin bir istem var. Özgürlük hakkım geri verilsin diyor. Yargılamayı, onları, dosyayı, onları geçtik. Onlar mahkemelerde kendi sürecinde devam edecek. Ama biz Anayasa Mahkemesi'nden bunu talep ediyoruz. Yakın geçmişte gazetecilerle ilgili davaların hepsini de gördük. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağrel aylarca haklarında yandaş medya, iftiraname üstüne iftiraname, hatta yerine göre intikamname yayınladı ama sonuçta hapiste tutacak bir delil, bir malzeme bulamadılar. Mecbur kaldıkları bir cezayla tahliye etmek durumunda kaldılar. Türkiye artık onca hukuksuzluktan sonra, onca iddianamesiz, hatta delilsiz yargılamalardan sonra, yani özgürlüğüne sevinen bir ülke olmasın, adalete sevinen bir ülke olsun istiyoruz.